Gürek Boğazı, yörüklerin bir geçiş anı görüyorsunuz. Dağların arasındaki vadiden tarih boyunca buradan nice ordular geldi geçti. İskender, Romalı komutanlar, Bizans ordusu, Orta Çağ'daki Haçlı kuvvetleri ve sonra Yörük ve Türkmenlerin en çok geçiş yaptığı yerdi. Çukurova'dan, Gürek Boğazı'ndan, Kar Boğazı'na, Pozantı Vadilerine, Kamışlı'ya, Çiftehan'a, daha ilerideki büyük dağlara göç buradan yapılıyordu. Evet, Gürek Boğazı'nın bundan 150 sene önceki gravür çizimi şu an görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, ve karşımızda Çukurova Yörük ve Türkmenlerinin kilit noktası, geçiş merkezi diye bildiği Sis, yani şimdiki Kozan şehir merkezini görüyorsunuz. 1850'li yıllarda bahar ayları geldiğinde, Mart ve Nisan aylarında Yörüklerin yönü dağlara doğru çevrilir. Yörük Bey'i haydi göç başla dediği anda davullar çalar, yiğitler atlara binerler, denkler toplanır. 40 belikli genç kızlar elleri kralı efendim yürüyüşe katılırlar ve o muhteşem göç ki Avşar'ın 5000 çadır, 6000 çadır, 10000 çadır, Bozdağ'ın 4-5000 çadır, Kırıntılı, Lekvanik, Hacılar, Karakayalı ve diğer Yörük ve Türkmen grupları evet Toros Dağları'na bin boya göç başlatırlar. Önce Sis, Kozan kenti, sonra Kozan Dağları, Teke, Haçin, daha yukarıda Mağara ve daha yukarıda Develi, Kayseri, Erciyes ve Binboğa Dağları. Göçün yapıldığı zamanın hatırası böyleydi. Göç yüzyılların hikayesiydi. Bir Fransız ressam göç olayını ve Sis Kozan kentini bu kadar güzel çizmiş. Karşımızda Yörüklerin adeta at oynattığı yer, yaşadığı yer, vazgeçemediği yer Adana şehri. Seyhan Nehri kıyısında develeriyle, atıyla orada yani hayvanlara su veren bir Yörük insanı ve arkada taş köprü ve Tepeba görüyorsunuz. Bu fotoğraf çekileli belki 100 yıldan fazla zaman olmuştur ama o dönemin yani Osmanlı'nın son zamanının Adana'sını ve oradaki Yörükleri şu an görüyorsunuz. Evet, değerli seyirciler ve karşımızda Yörüklerin cebelangahı, at koşturduğu, çadırların kazıklarını diktiği, vazgeçemediği Çukurova'nın göbeğindeki Anavarza Dağı. Romalılar zamanında dünyanın en büyük kentleri arasındaki Anavarza, sur duvarlarıyla, kalesiyle, hamamlarıyla, kilisesiyle, stadyumuyla muhteşem bir kentti. Tarım, ticaret, ekonomi çok parlak bir yerdi. Romalılar Toros Dağları'ndan bir ırmağın yönünü değiştirip buradan geçirmişlerdi. Ancak Anavarza 1269 yılında şiddetli bir depremde sarsıldı, çöktü. Orada yaşayan yerli insanlar ve Ermeniler Kozan tarafına gittiler. Kent kendi haline bırakıldı. 1269'dan sonra yüzyıllarca Anavarza harabeleri Yörüklerin efendim konup göçtüğü, çadır kurduğu bir mekandı. Avşarların ve Bozdoğan'ın asıl yurt yeri buradaydı Osmanlı döneminde. Evet, yüzyılların acı gerçeği, Yörük kavgaları, kovgun, çatışmalar, gözyaşları. Neden kavga ediyorlar? Valiler rüşvet yerse, padişah kendi çöplerini altın beşikte sallarsa, halkı ihmal ederse, halk askere gider mi gitmez. Dağların arası, ırmakların arası parsel parsel bölüşüldü. Derebeyler, aşiret reisleri valilere karşı isyan ettiler. Bu coğrafyada 300 yıl Osmanlı'ya vergi verilmedi. İnsanlar askere gitmediler. Kavga dövüş vardı, isyan vardı. Bir avşar atlısı ata bindi, ters döndü, düşmanına ateş açıyor. Kim bunun düşmanı? Muhtemelen Bozdoğan'dır, Kırıntılı'dır vesaire vesaire. Hepsi Türkmen bunların. Bunlar birbirlerini yiyorlar, kavga ediyorlar ve gözyaşı döküyorlar. Ağustos ayında karların yağması ve erimesi gibi Yörük ve Türkmenler kavgalarla hastalıklara boğuşuyor. Yöremizde büyük bir sıkıntı var. Osmanlı çöküyor. Evet ve Türkmenler kovgun yaşıyorlar bu coğrafyada. Değerli izleyiciler, karşımızda Çukurova, yıl 1850'ler. Bakınız burası Yüreğir Ovası, arkadaki tepelik yer, çimento fabrikasının oradaki Çal Dağı. Ama dikkatle bakın, bu görüntünün olduğu alan belki 10 veya 15 hatta 20 kilometrelik bir derinliği çizmiş Fransız ressam İzmirlilerde. Bir tane dikili bir ağaç, bir ev, bir duvar, bir insan yaşanan yer yok. Çünkü Çukurova bomboş.
1850'lerde evet bölgemizde böyle bir hayat var. Yörükler ve Türkmenler yaylaya gitmişler. Köyler tahrip olmuş. İnsanlar dağlara kaçmışlar. Sıkıntı var. Evet, o günlerin acı gerçeğini bu göründüğünüz resim yansıtıyor. Burası yine Kozan. Bir kervan geçişi var Kozan şehrine. Arkada taş evlerle Kozan ve Kozan Kalesi var. Evet, Türkmenlerin ve Yörüklerin geçiş anının tablosu böyle çizilmiş. 1880'li yıllarda ezecer. Hemen bir başka öteye geçiyoruz. Evet, Yörüklerin tabii hayatındaki çok önemli bir olay, bir cirit oyunu görüyorsunuz. Evet, Kürkçüler aşiretinin olduğu yerde, yani şimdiki o Kürkçe köyün olduğu yerde çok namlı cirit ustaları vardı. Evet, onlar zaman zaman bir araya gelirler ve Çukurova'daki cirit yarışlarına katılırlardı. Onlar çok ünlüydü bu Kürkçe aşireti. Görmüş olduğunuz gibi bu fotoğrafta Kürkçüler aşiretinin yiğitleri, bahadır insanlar bir cirit oyununda bu şekilde yani dolaşıyorlar alanda. Evet, Toros Dağları'nda bir yörük obası. Herkes der ki yörükler kara çadırda yaşar. Yani onlar için vazifeli. Ama bakın Deniz Ecer, bu fotoğraf 1907 yılında çekildi. Mağara, şimdiki evet Tuvanbeyli yöresinde. O dağlarda bir yörük obası. Kubbeli çadır, beyaz çadır ve önde bir yörük kadını var. Dal var, yani seyyar bir ev var gördüğünüz gibi. Bu kubbeli çadır modeli Orta Asya'daki Türk çadır devinin bir benzeridir. Evet Deniz Ecer, şu anda karşımızda Sayın İsmail Demirdüzen ve arkadaşları geldi. Eğer arkadaşlarımız bu görüntü üzerine hem benim görüntümü alabilirlerse bir portre gibi hem de İsmail alırlarsa biz bu belgeler üzerinde konuşacağız çünkü. Mümkün mü arkadaşlarım? Evet, bekliyorum. Eğer mümkünse iki farklı küçük görüntü getirin. Slide aksın ama biz konuşalım, öyle olsun. Ama gelemiyorsa ben konuşacağım veya da görüntüyü kesip İsmail Bey konuşacak. Evet, Dezecer ve karşımızda İsmail Demirdüzen, Yörük ve Türkmenler Topluluğu. Onlar Camili Köyü'nde bir çalışma esnasında bu fotoğrafı çektiler, tarih 2005. İsterseniz bu görüntü ışığında bir an için görüntüyü kaldıralım, İsmail Bey ile biz konuşmaya devam edelim. Mümkün mü arkadaşlarım? Sayın Demirdüzen, herkes sizi tanıyor. En öndesiniz, üstadım. Ne dersiniz? Burada niçin gittiniz Camili'ye? Şimdi Sayın Hocam, tabii Camili'ye gidiş sebebimiz Sayın Hocamız Cezmi Yurtsever Hocamızın gayretleri sayesinde Türklüğün damgası bulunmuştu Camili'de. Ancak sahip çıkan yoktu. Biz günümüzde Akdamar Kilisesi'ne devletimizin milyonlarca dolar para harcadığını ve onu restore ederek bir yerlere jest yaptığını yaşadığımız bir dönemde Cezmi Hocam'ın buralarda feryat-ı figanı dünyalara duydu ama devletimizin yetkilileri Cezmi Hocam'ı duymadılar. Öyle mi oldu? Biz de dedik ki Sayın Hocam, madem burası bir Türk yurdu, burada Türkmenlerin mührü var, biz de kara çadırımızı buraya kurarsak burası Türk yurdu olduğu ispat edilir. Dolayısıyla buraya sahip çıkarız. Gerekirse muhtelif zamanlarda çadırımızı kurar, burada basın açıklamaları yapar demiş idik. Ve bu açıklamamız üzerine gitmiştik oraya. Ve gerçekten ben çok duygulandığım bir an oldu. Tarihimiz orada yok olmaktaydı ve halen de öyle. Ama sahip çıkan bir tek kendisini işte dünyanın tanıdığı Türk tarihçisi Türkmen Bey'i Cezmi Hocam bağırıyor ancak duyan yok. Yok. Sadece Türkmenler Birliği olarak biz duyduk. Evet arkadaşlar, şimdi İsmail Bey Türkmen Bey böyle diyor. Şimdi yine slide gelsin ekran arkadaşlar, görelim. Evet, bekliyorum, geldi. İsmail Demirdüzen ve arkadaşları, Cumali Bey, Hacı Ali Türkmen Bey, Nusrettin İlhan ve diğerleri. Evet, bunlar aynı davayı, aynı düşünceyi paylaşan, Yörük ve Türkmen kültürünü modern toplumu anlatmaya çalışan fedakar insanlar. Onlarla biz 2005 yılı Haziran içerisinde Camili Köyü'ne gittik ve bu fotoğrafı çektirdik. Bakın arkada bir sarı bir levha var ve üzerinde üç ok damgalı höyük diyor. Az önceki o Oğuz boylarının üç ok boyunun
o damgası bulunan mezar taşının olduğu yerdeki levha önünde bu fotoğraf çekiliyor. Ve bundan sonra çalışmalar tabii hızla ilerliyor. Bakalım neler olmuş, onu hemen görelim. Evet arkadaşlar, bu görüntü değişelim eğer mümkünse. Bir başka döneme geçelim. Evet, 2007 yılı Haziran ayı, 15 Haziran. Adana'da sıcaklar birdenbire arttı. Yörük ve Türkmenler İsmail Demirgöz'ün başkanlığında Camili köyüne gittiler. Rifat Kodal ailesinin çiftliğinde, çiftliğin orta yerinde kara çadırı kurdular. Bakın direkleri, çadırın kendisi, saçakları ve orada aşağı zemin kısmında oturan insanlar var ve burada bir çalışma yapılacak. 15 Haziran 1922, o Ermeni kamuoyunda katillerin yaptığı büyük katliamın anısına, Türk bayrağına saygı, Türklüğe saygı gösterisi yapılacak. Evet, gösterinin yapıldığı, yani toplantının yapıldığı Rifat Kodal ailesinin çiftliğinin içerisinde yörükler kara çadırı kurdular ve burada bir eylem birazdan gerçekleşecek, onu göreceğiz. Evet, değişelim arkadaşlar görüntüye. Ve şu anda hemen görüntü geliyor ekranımıza. Camilideki o çiftlik binasının içerisinde bakın çok anlamlı bir eğitim. Evet, İsmail Demirdüzen geldi ekrana ve arkadaşları var ve arkada Türk bayrağı var. İsmail Bey konuşuyor. Şimdi arkadaşlar bu görüntü hiç değişmesin ama İsmail Bey, ben şu an hemen karşımda. İsmail Bey, hangi mesajı veriyorsunuz dünya kamuoyuna? Şimdi efendim biz burada dünya kamuoyuna şunu dedik. Tabii Amerikan mallarının boykotu noktasında ve Türk askerine silah sıkan şer güçlere destek veren gerek Avrupalı gerek Amerikalı devletlerin mallarının satın alınmaması noktasında bir açıklama yapalım dedik ve bunu da anlamlı olarak, yani burada Ermeniler Türkleri, bir Türk köyünü, çiftliğini yok etmişler. İşte hocamın siz bunu yazdınız, dünyaya haykırdınız. Ermenilerin yaptığı zulümler noktasında pek çok belgeleri arayan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Cezmi hocamı dinlese bu konuda belki de önemli bir mesafeye kat edeceğiz. Biz Türkmenler Birliği olarak Cezmi hocamı dinledik ve gerçekten de belgelerle hocam bunu sabit bir şekilde bize ispat etti. Biz de Türkmenler Birliği olarak sahip çıktık. Dedik ki Ermenilerin geçmiş dönemde Ermeniler kullanılmıştı. Şimdi PKK kullanılıyor. Geçmiş dönemde neyse bugün de aynı. Biz ne Ermenilerle uğraşalım ne PKK ile uğraşalım. Biz asıl bunları destekleyen güçlerin mallarını satın almayalım kampanyası başlattık ve o tarihten beridir ben Amerikan malları, yani üzerinde 869 barkodu yazmayan ürünleri satın almıyorum diye kampanya başlatmışız galiba. Evet, evet. Evet arkadaşlar, hemen bu görüntüyü geçelim. Bir başka hemen görüntüye gelelim. Bakalım ne gelecek. Evet, ben de merak ediyorum çünkü bu olay önemli. Evet, Sayın İsmail Demirdüzen, Türkmen ve Yörüklerin Federasyon Başkanı Sayın arkadaşımızın bu açıklamasından sonra çalışmalar devam etti. Yörük ve Türkmenler camide de eylem yaptılar. Bakın hemen karşıda Yörük ve Türkmenlerin kendi amblemleri ve hemen sol tarafta Atatürk'ün bir portre resmi ve ortaya Türk bayrağı var. Kara çadır kuruldu camideki çiftlik binasında. Kameramanlar var, gazeteciler var ve bir grup insan var. Burada bir eylem yapılacak. Türk bayrağının kırılıp döküldüğü bir zamanlar o tarihin yaşandığı çiftlik binasında Türkmenler Birliği Federasyonu orada tarihe sahip çıkıyor. Şu an karşımıza yine görüntü geldi. Evet, onu değişelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, başka bir ödeme geçelim. Evet, hemen geçiyoruz. Ve karşımıza İsmail Demirdüzen ve yanı başında postacı. Abimiz var. O da şiir okuyor. Postacı, nerede Türkmenler var? O da orada. Evet. İsmail Bey ne okumuştu postacı Türkmen, abimiz? Türkmen Ozan. Tabii Sayın Hocam, Türkmenler ozanlıklarıyla ünlü. Yani pek çok şeyi ozanlar vasıtasıyla aktarıyorlar. Postacı da bizim yaşayan Türkmen ozanlarımızdan birisi. ABD mallarının satın alınmaması noktasında çok güzel bir şiir yazmıştı. Onu okuyor. Evet arkadaşlar, ve Sayın Postacı Türkmen şairi abimiz çok anlamlı ve güzel bir şiir burada okuyor. Türkmenlerin eyleme destek veriyor çünkü 2007 yıl içerisinde Türkmenler Amerikan mallarını boykot edelim çağrısı yapıyorlar. Neden derseniz, çünkü Amerika'da Amerikan Kongresi'nde Ermeni soykırımının kabul edilmesi gerçeği vardı. Ona karşı bir tepki ortaya konuyor. Tabii Türkmenler ellerinde bayraklarla aykırıyorlar ve diyorlar ki bu bayrak bizim, bu vatan bizim. Evet.
buradaki eylem anlamlı. Değişelim arkadaşlar mümkünse. Hemen başka bir yöntemeye geçiyoruz ve Türkmen